Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi sardunyalarımla birlikteyim. Bu kış birçok video çektim sizler için. İşte saksı değişimi yaptık, budama yaptık. Hatta beyaz sineklerle mücadele ettik. Şimdi bu videoda ise sizlere soranlarını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi açmış durumda ve sizlere bu güzellikleri göstermek istedim. Hemen hemen hepsinde tomurcuklar var. Sardunyalarla ilgili bakım videosu çekmiştik size. Geçen yazdan kalan birkaç videom vardı ilk videolarımdan. Nasıl çok çiçekli olurlar, yaz boyu nasıl çok çiçek açarlar. Bu tarz videolar çekmiştik sizlere. Saksı değişiminin ve toprağın çok önemli olduğunu söylemiştik. Şu an gördüğünüz gibi bu budama yaptığımız ve saksısını bir boy, iki boy büyük saksıya aldığımız bir sardunyamız. Şu anda bütün çiçeklerini hemen hemen açmış durumda ve bu sardunyamı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle bir çiçek dalından neredeyse 4-5 tane çiçek böyle dala veriyor ve hepsinde de 5-6 tomurcuğu oluyor. Gerçekten çok bereketli. Bunu o yüzden çok seviyorum. Bununla ilgili sizlere ayrı bir video da çekeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sardunyamı beyaz sinekler istila etmiştim. Videosunu sizlere çekmiştim. Hatta budamıştım. Bunda hiç yaprak yoktu arkadaşlar. Son durumuysa bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel yaprakları yeşil yeşil canlı ve birçok da tomurcuğu var. Hatta şöyle gördüğünüz gibi tomurcuğu çiçeği de açmak üzere. Bununla ilgili size ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz bu sardunya ve şu arkadaşlar hepsi buraya sığmadığı için bir kısmını arkaya koydum, bir kısmı diğer tarafta. Bu ikisi aynı saksıdaydı. Bunları ayırdıktan sonra saksılarını ve topraktan değiştirdikten sonra şu an çok güzel oldular ve hemen hemen hepsinde de tomurcuk var. Tomurcuklu. Bunlar tabii biraz geç kaldı. Hani beyaz sineklerle mücadele ettik, budama yaptık. O yüzden açmaları biraz geç kaldı. Bu sardunyamı zaten biliyorsunuz. Bununla ilgili de sizlere bir çekim yapmıştım. Şu an şunlar kuruyan çiçekler arkadaşlar. Kuruyan çiçek dallarını biliyorsunuz kopartıyoruz. Uzun süre tomurcuklu kalması için. Ben tabii bunları atmaya kıyamıyorum. Hemen şöyle saksının kenarına iliştiriyorum. Güzel bir görüntü olması açısından. Ve şu anda bile üstünde hala bir sürü tomurcuklarımız var. Bu pembe olanı ise sizlere çok fazla göstermedim arkadaşlar. Bunda da yine bu da çok böyle fazla tomurcuk veriyor. Şu an üstünde 5-6 tane tomurcuğu var. Bu pembe top şeklinde açan bir sardunya ve çiçekleri de gayet uzun bir şekilde üstünde kalıyor. Bu ceylan gözüm arkadaşlar. Bu çok istediğim gibi olmadı. Çünkü bu ceylan gözüm arka balkonumda. Arka balkonumda da çok böyle aşırı derecede rüzgar, soğuk rüzgar aldığı için bu şekilde çiçekleri çok gelişemedi ve yaprakları da döküldü. Hatta bunun saksının kenarına çelikleme yapmıştık sizlerle arkadaşlar. Onlar da istediğim gibi tutmadılar. Hatta hiçbirisi tutmadı. Çünkü çok soğuk oldu. Soğuk gibi de aşırı da rüzgar vardı. Hatta bunun böyle tamamen budamayı düşünüyorum. Bir tane şöyle bir dal alıp bakın ayrı bir saksıya diktim. Tekrar böyle küçük çelikler alarak bu şekilde çoğaltmayı düşünüyorum. Bu çünkü çok yaşlandı. Hatta o videoda hepsini budamadığıma şu an çok pişmanım. Böyle olacağını bilseydim hepsini budardık. O yüzden diyoruz ki çiçeklerde budama çok önemli. Tabii ben kıyamamıştım. Fakat bu şekilde olduktan sonra tamamen budamaya karar verdim şu anda. Bir de arkadaşlar bakın çelikleri ben farklı bir saksıya yaptım. Şu şekilde. Bunda bir çok farklı renk var şu anda. Bu çeliklerim de tutmuş durumda. Zaten çelikleme olayı çok kolay arkadaşlar. Şöyle şu uzunlukta herhangi bir dalı kırıp bu çiçekli ya da çiçeksiz fark etmiyor aslında. Sardunyalar çok çabuk topraklarına uyum sağlayıp kök verebiliyorlar. Sadece şöyle bir sıkıntı olabilir. Çiçekleri hani çiçekli kopartırsanız tomurcukları biraz solar, dökülür. Ondan sonra ise yeniden tomurcuk verir sizlere. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Hepsi tutmuş durumda.
Çok güzeller. O yüzden diyoruz ki işte sardunyalar için olsun, farklı çiçekler için olsun. Çelikleme yaparken havaların böyle biraz ısınması, ılık olması, özellikle bahar mevsiminde yapılması çok önemli. O yüzden o videoda çelikleme yapmıştık. Onlar pek fazla tutmadı. Bu saksım ise böyle dolu dolu oldu arkadaşlar. Buna da gerçekten çok sevindim. Ve böyle bir video çekmek istedim. Aslında bu sardunyam da şununla birlikte aynı yerdeydi. Diğer balkonumdaydı. Fakat bunu arkadaşlar bu cam balkonu olan balkonuma aldım. Aldıktan sonra çok daha güzel oldu. Çünkü orada aşırı rüzgar olduğu için, hatta şu ilk çiçeğini o balkonda açmıştı. Rüzgar çok hırpalamıştı bu sardunyamı. Belki bu da orada kalsaydı bu şekilde güzel çiçeklenmeyecekti. O yüzden çiçeklerimizi eğer açık balkondaysa ya da bahçedeyse, böyle özellikle kışın kuzey rüzgarlarından, soğuk rüzgarlardan, aşırı rüzgarlardan korumamız gerekiyor sağlıklı gelişmeleri için. Böyle bütün sardunyalarımı bir araya topladığım bir video çekmek istedim sizlere. Ama bundan sonra tabii yine açacak olanlar var, böyle tomurcuklu olanlar var. Onlar için her bir video yapar mıyım bilmiyorum. Özellikle şu pembe olanı görmenizi istedim arkadaşlar. Çünkü bu da şu anda bütün çiçeklerini açmış durumda ve yavaş yavaş çiçeklerini döktüğü için bu şekilde sizlere erken bir video çekmek istedim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Balkonumdan hepinize sevgiler, selamlar. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bana destek olmayı lütfen unutmayın. Hepinize selamlar, sevgiler.